Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ercan, bugün yine bir bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Aracımı biraz daha modifiye ettim, yeniledim. Konsolun şuralarını gördüğünüz gibi imdatın oraları bir ahşap kaplama yaptık. Güzel oldu. Şuraya bir iki tane şey taktım. Süs taktım hesabı. Dışarıdan göstereyim. Jantları değiştirdim, ön jantları. Şöyle öne ledler yaptım. Şu ledleri pek beğenmedim, değiştireceğim. Kapı kollarını ve aynaları krom yaptım. Şu ayaklıkları krom yaptım. Şuraları belki bir ışık mışık bir şeyler yaparız ama arabada çok şey var. Üstüne bir şerit yapacağım. Orayı da devam ettireceğim. Şimdi size yükümüzü gösterelim. Gideceğimiz yolu gösterelim. Burnu'ya gideceğiz. Yükümüz araba yaklaşık 7 tonluk bir aracımız, yükümüz var. Hemen yolumuzu da gösterelim hızlıca. Hemen gösteriyorum. Poznan'dan Brno'ya gidiyoruz. Şuraya gideceğiz. Bayağı da bir mesafemiz var. Breslava'yı geçeceğiz. Çek Cumhuriyeti'nden. İşte oradan belki Avusturya falan, İtalya falan yapabiliriz bir şeyler. Bir yol haritası çizeriz. Haydi bakalım. Dümenden başlayalım. Çalıştıralım arabamızı. Mercedes'in güzel bir kadran karşılaması geliyor hemen. Bayağı iyi. Kontağı çevirdik. Güzelce şuradan bir çıkalım. Genişten alalım ki arkadaki yükümüz sağa sola sürmesin, çarpmasın. Hemen şunu da kapatacağım abisi. Tamam. Sola dön. Yavaşlayalım şimdi. Düz ilerleyin. İlerleyeceğiz. Az daha düzeltelim arabanın burnunu. Tamam. Tamam, çalıştık. Güzel gidiyoruz şu anda. Gayet iyiyiz. Yine bir kırmızı Soda ışık. Dön. Arkadaşlar, videonun sonunda public beta'ya 1.4 beta'ya nasıl geçersiniz onu göstereceğim. Yine önerileriniz varsa videonun yorum kısmında bahsedebilirsiniz. Şu konsolu çok sevdim. Yani gerçekten çok güzel ve bu çekiciyi bir ayrı sevdim zaten. Çok hızlı yapmıyorum. Biraz yavaş gidelim. Şimdi ceza meza keser bunlar bize. Şu şehir içinden bir çıkalım da en azından. Hadi tamam. Yavaşladım. Abi şu an bu kadar da yavaş gitmez ki. Ve sonra sağa dön. Döneceğiz. Sağa dön. En azından 80'i veriyoruz, o iyi. Aracın sesinin iyi gelmesinin tek bir sebebi de şu an camın açık olması. Camı kapatayım. Şöyle biraz sessiz gidelim. Şu şekilde. Eğrilerimizi de kaldırdık. Düz Gayet ilerli. Güzel gidiyoruz. Bir daha atalım. Çünkü aracın 9 ton. Çok ağır değil şu anda. Arkası. O yüzden çıkabiliriz rahatça. Yani gidebiliriz rahatça bence. Araç var zaten. Araba yükledik. Teslimatımızı yapalım şöyle. Güzel bir teslimat olsun. Ben şimdi Allah'a atacağım. Sollama yapacağım şimdi. Çok tehlikeli bir şey ama yapacağım sollama. Hadi hayır. İyi keşke. İyi ki dikkatli olmalıyız. İyi durdu. O da iyi durdu. Ben de iyi durdum. Bunu bir daha yapmayalım. Bize de ders olsun. Böyle hani iyi bir hızla gelmediği için sollama yapmıyorum. Onu da geçmem lazımdı ama araç sonuçta tır yani. Tırda sollama yapmak çok da bir akıl kârı bir iş değil açıkçası. İyi durduk yine. Kazasız belasız devam ediyoruz. Ama kazamız belamız olmasın da aracımıza yazık. Güzel.
güzel, gayet güzel gidiyor. Ben seviyorum. Ya sıkıntı yok ya, tamam. Yavaşla diyor işte. Yani hız kes ya. 70'in üstüne çıkma diyor. Biz de sola döneceğiz. O şimdi o arkadaş. Sola dön. Bir tık. Dönerken oradan bir şey gelmiyor. Şöyle tekrar bakayım. Tamam, burası da boş. Ben birinci kameramı alayım ve dönüşümü yapayım. Başladı. Yağmur çiselemeye başladı. Zaten bugün yağmurlu bir hava var. O tatlı tatlı yağıyor. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Biraz ben susayım. Şöyle yapalım. Bakın, bu adam da sürekli uyumak istiyor ya. Daha kaç saat oldu? Gece 11'de, 11.30'da teslimatımız var. Şu an gündüz 11.30. Gece, yani akşama doğru saat 5'te teslimatımız var. Yağmurlu, yağmur da yağıyor. Güzel yağıyor ama ya. Şöyle aracın içindeyiz zaten. Hop. Biraz yavaşlayalım. Çok yaklaştık. Şimdi hız düşüyor tabii yağmurdan dolayı. Araçlar da yavaşlıyor önündeki araçlarda. Dönüşlerde zorluk çekiyoruz. Yollar da bayağı virajlı. Güzel ya, bu yolları sevdim ben. Şu Poznan'dan Brno'ya giden yol güzelmiş gerçekten. Restava'ya geldik. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullan. Hadi ya. Hiç fark etmedim, araba durmadı ya, kaydı. Neyse, canımız sağ olsun. Az geri alalım, o önümüzden rahatça gitsin. Hadi kardeş, hadi. Tüh be. Ufak arkadan bir tamponun tozunu aldık. Ama yani daha dikkatli olmadık. Şimdi daha dikkatli gitmeliydik. Bakalım. Neyse. Sıkıntı yok. Şöyle hızı düşürelim. Bak, demin hızdan dolayı biraz problemler yaşadık açıkçası. Şehir içinde gayet güzel gidiyoruz şu anda bence. Sıkıntısız. Teslimata devam. 50 km hızla gidiyoruz zaten abi. Ne yapalım yani? Düz ilerleyin. Şimdi hızla çektik. Kaymasın orada şimdi, yağmur mağmur hesabı. Ayağını süren bir durdum. Evet, sağ dönüşümüz var. Bir tık küçük yavaşlamaya başladım. Hafiften de dönüşümüzü alalım, şöyle geniş. Ben genişten dönüyorum o zaman. Yani olabildiğince geniş dönmeye çalışıyorum. Tamam. Oraya da döneriz, sola da döneriz. Sıkıntı yok.
Kırmızıda duralım tabii ki. Dediğim gibi arkadaşlar. Telefonu çek. Açmadık telefonu. Açmamışız. Orada polis arabası var. Dedim zaten ani geçiş yapmıyor inşallah. Şöyle döndüm. Sağa dönmek lazım. Oo, ışıklara yakalandık sürekli ya. Bu ne kardeşim? Döneceğiz de ışık var. Işık sönsün, yeşil yansın döneriz. Yol öne doğru meyilli. Dönüşümü aldım ben gayet de güzel bir şekilde. Hala da şehir içinden çıkamadık. Hala daha şehir içindeyiz. Ha, yeşil yandı. Ben bir sola doğru yönelim. Bakın sola dönüşüm var. Yavaşlayarak dönelim. Geniş ya. O yüzden rahat dönebiliriz burada. Sıkıntı olmaz yani. Burada yavaşlamasak da. Zaten çok da yavaşlamadım. 35-40'lara falan düşürdüm bizi. 50'lerden. Yani ben memnunum arkadaşlar. Ben şimdi direksiyonu da bayağıdır kullandım şu anda. Yarış oyunları da oynuyorum. Assetto Corsa güzel bir video. NFS var. O da iyi gidiyor. Zaten ileride onların videolarını da çekmeye başlayacağım. Biraz daha kendimi geliştireyim. Şu an için video çekecek durumda değilim. Düz ilerliyor. Öyle olduğumu düşünmüyorum. Yani kimisine göre belki iyi olabiliriz ama bence değiliz. Daha video çekip internette yayınlayacak durumda değiliz. Şey olması lazım. Biraz daha zaman ihtiyacımız var. Şey için, yarış oyunları için. Yani alışmam lazım direksiyona. Bir kontrol iyice sağlamam lazım. Pedallara falan. Çünkü zor. Atıyor yani. Kontrolü kolay kaybedebiliyorsunuz. O yüzden alışmamız gerekiyor. Onu bekliyorum. Arkadaşlar bunu yolu iki şey yapalım. İki video şeklinde yapalım. 7 küsur saat diye ben bunu yaklaşık 3 saat 40 dakikaya kadar süreyim. Ondan sonrasını bir dahaki videoda sürelim. 2 video gibi olsun bu. Hem videolarımız da kısa olur. Keşke şöyle bir sonunda iyi durduk. Hani. İyi durduk. İmdatı çektik durduk. İmdat çok işe yaradı burada. Videolarımız da uzatmamış oluruz. Hem de siz de sıkılmamış olursunuz. Uzun videolarda rahat rahat izlersiniz videolarımızı. Zaten şurada bir ilk mevzusu var. Şu ilk mevzusunu halledelim bence. Şuraya bir fark edelim. İlk mevzusunu halledelim. Sonra yoluma devam edelim. Uyku mevzusu da canımı sıkmaya başladı artık sürekli. Hadi bakalım. Işıkları da açtık. Şöyle az bir geriye taktım. Tamam. Bence gayet yeterli çıkış için. Şunu da kapatabiliriz artık. Ya çok güzel şu akşam sürmenin keyfi başka. Şunu çok seviyorum. Şu mevzu var ya, mavi oluyor ya. Bayılıyorum abi. Şu mavi rengi, şuraya kattığı hazla, şu öndeki işte kadranın görünüşü, ondan sonra bardağın görünüşü falan çok güzel ya. Harbiden çok güzel yani. Öyle böyle değil. Şuradaki şey alabilirsin keşke. Alamıyoruz. Az biraz hızlı gideceğim. Yağmurda durur zaten, sıkıntı olmaz. Rahat ol, rahat ol, sıkıntı olmaz. Yaklaşık 3 saat 45 dakika kalana kadar gideyim. Ondan sonra videoyu sonlandırırız zaten.
yavaştan, bir kendi kendine yavaşlasın araç. Şöyle. Dönüşü aldıktan sonra hadi bakayım. Şurada bir ufaktan yavaşlayalım. Durduralım. İmtası çekelim, motoru kapatalım. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim şimdiden. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenirseniz arkadaşlarınızla paylaşın lütfen. Sevindirirsiniz beni.